Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün programsız Photoshop nasıl yapılır onu anlatacağım. Programsız dediğim gibi pizzap.com'dan yapacağız bunu. İlk önce sitemizi açalım arkadaşlar. Sitemiz bu pizzap.com. Ben açıklamalar kısmında linkini bırakacağım zaten. Şimdi ilk önce buradan Edit Foto diyoruz arkadaşlar. Buradan Computer. Oradan videomuzu seçeceğiz. Şimdi ben bir tane önceden bir resim çektim. Şöyle bir resim olacak bu. Elimin arasında iPhone 10 kutusu varmış gibi, açılmamış kutusu varmış gibi öyle bir Photoshop yapacağız arkadaşlar. Bu programı, yani bu uygulamayı siz de YouTube videolarınızın kapaklarında vesaire kullanabilirsiniz. Şimdi seçelim resmimizi. Evet, çevirelim. Evet. Resmimiz bu. Şimdi ve elimin arasında bir tane iPhone 10 telefon kutusu yapacağız. Buradan da cut out seçiyoruz arkadaşlar. Cut out'u seçtik. Burada bakın gösteriyor zaten. Next diyoruz. Next. Yine elimin arasına koyacağım. Ben iPhone 10 kutusunu bulacağım şimdi de. Computer diyoruz. Resimler arasından. Seçtim ben telefonu. Next dedim. Şimdi telefonumuz bu arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayacağız önce. Evet. Bu şekilde ayarlıyoruz. Sonra Apple diyoruz arkadaşlar. Biraz daha bir kısım daha ayarlayalım. Evet. Apple dedik şuradan sol taraftan. Next diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir köşesine beyaz kutunun bir köşesine beyaz bölüm bittiği yere şöyle bir nokta yapıp bu şekilde arkadaşlar köşelerinden tutup fotoğrafımızı seçiyoruz. Diğer köşeye doğru seçiyorum. Şimdi diğer köşeye getirdim. En son olarak da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Next dedim. Evet. Finish diyelim. Şimdi arkadaşlar resmimizi ayarlıyor. Evet. Bakın telefonumuz burada. Şimdi bunu elime göre ayarlayacağım arkadaşlar. Biraz köşelerinden şey yapalım. Köşelerinden büyük oldu. Köşelerden çıkacağım. Şöyle yapayım. İşte burası önemli. Elime göre ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle biraz büyüteceğim. Yani burada şöyle yaparsam oldu gibi sanki. Evet. Sanki böyle biraz daha sola. Sola tutayım. Biraz büyüteyim. Evet arkadaşlar. Şu an oldu diye düşünüyorum ben. Sanki bir iPhone kutuda bir iPhone tutuyormuşum gibi elimde gördüğünüz gibi. Yani şimdi bunun bu programın çok değişik özellikleri var. Bunu yaptık diyelim. Başka özellikleri de var birçok programın. Şimdi buraya mesela başlık yazabilirsiniz. Ne diyelim? iPhone iPhone şöyle yazalım. Mesela hani telefonu buna örnek olarak hediye ediyorum diyelim mesela. Yani bunu şeylerde yazıyorlar. iPhone 10 hediye diyelim mesela. Böyle yazı yazabiliyoruz. İşte başka özellikler de var. Bakın burada.
Şurada döndü. Cancel'layalım. Başka resim ekleyebilir vesaire. Bunu çok fazla ben işte Paint'ten değişiklikler yapabiliyorsunuz. Filtre ekleyebiliyorsunuz. Klasikler var. Arka bir tanesini seçelim. Bu şekilde şeyler var. Bakın daha canlı yaptı mesela şeyi, resmi. Yani burada birçok özelliği var. Ben hani programı anlamaz açısından şu en baştakini yapayım. Söyledim. Yani yine birçok özelliği var programın. Yani ben bunu programın mantığını anlamanız açısından söyledim arkadaşlar. Programımız bu şekilde. İşte daha fazla şimdi buradan en son artık bitirelim. İşte bu programı hani ben mantığını anlamanız açısından bunu daha karıştırarak özelliklerini öğrenebilirsiniz. En sonunda save diyoruz arkadaşlar fotoğrafımızı. Dosya ismi demiş. Bir tane resim diyeyim. Çok önemli değil. Resim dedim. Save standart. Save computer dedim arkadaşlar. Bakalım nereye eklemiştik. Şuraya tekrar ben geleyim. Program kendi eklediği bir bölüm var arkadaşlar. Oraya ekliyor. Şimdi fotoğrafı tam olarak nereye eklediğimizi bulamadım. Şuraya bakayım. Resimlere bakayım. Burada yok. Nereye koyuyor acaba bunları? Kaydettiğimiz resim arkadaşlar. Evet şu üstte. Evet. Gördüğünüz gibi PizUp programı ile yaptığımız Photoshop böyle arkadaşlar. Hiç Photoshop programı bilmenize gerek yok. Bu şekilde bu program sayesinde çok basit şekilde fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu arada iPhone'da yanlış yazmışım. Önemli değil. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.